Peygamber Efendimiz'i Ramazan şerif atmosferinde e, bir de izleyelim, bakalım. E, Peygamber Efendimiz Ramazan ayına nasıl girerdi? Ramazana nasıl bir hazırlık yapardı? Şimdi girişte çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki aslında bir şey geldiğinde onun bir emaresi vardır. Bir hissiyatı vardır, bir hissiyat oluşturur. Ramazan da öyledir. Geldiğini hissettiriyor ama ne kadarlık mesafeden hissettiriyor? Peygamberimizin Ramazan'a yaklaşımına baktığımız zaman evet bu an itibariyle biraz geç oldu belki bunu zikretmek. Belki Ramazan konusunda daha erken bir vakitte bir teyakkuz hali, dikkat hali oluşturmak gerekiyor. Çünkü Efendimiz böyle yapıyordu. Recep girdiğinde şöyle bir dua ediyordu Peygamber Efendimiz. Belki bu Ramazan Hadi bunu çokça duyduk evet, evet işte Regaib kandili dediğimiz aslında o gece bizi Ramazan konusunda ikaz eden ve konsantrasyonumuzu Ramazana odaklamamızı sağlayan bir mahiyet de taşıyor, rağbet kökünden geliyor, dikkati ilgiyi asıl hedefe odaklamak manasına geliyor. Peygamber efendimiz Recep ayı girer girmez onun ilk Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecesinden itibaren dikkat kesiliyor efendimiz ashabı da bunu hissediyor. Peygamberimizin İbadet hayatında gözle görülebilir bir değişme ve yoğunlaşma başlıyor ve Ramazana doğru gittikçe Peygamberimizin heyecanında, aşkında, muhabbetinde bir artış görüyoruz. Öyle ki mesela bir şey gelmeden onun havası gelir, kokusu gelir, etkisi gelir dediniz. Şaban'ın 15. gecesi, Şaban ayının sonuna doğru Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Öyle bir ay sizi gölgesine aldı ki sonrasında işte o ayda Kur'an indirildiği Kadir Gecesi vardır diye ifadeler devam ediyor. Peygamber Efendimiz daha kendisi gelmeden Ramazan ayının gölgesiyle ilgili olarak bile asabını ikaz ediyor. Çünkü yüksek tempo gerektiren Ramazan ayı ciddi bir kondisyon gerektiren bir iklim ve eğer manevi açıdan gerekli hazırlıkları yapmadığımız takdirde tam anlamıyla da istifade edemeyeceğimiz bir zaman dilimi. Belki şimdi Ramazan başlar. Biz biliriz, biz de imamlık yaptık, bir takım görevlerde bulunduk. E, camilerimiz ilk üç gün, beş gün dolar ama sonrasında Kadir gecesine kadar e, cemaatimizde büyük kayıplar söz konusu olur, katılımda ciddi bir azalma söz konusu olur. Bu aslında Ramazana hazırlıksız e, girmemizin semptomlarıdır bunların hepsi. Efendimizin ciddi bir şekilde. 2 ayında değil mi? 2 aylık bir evet. hazırlık süreci. Efendimiz ashabını aslında efendimizin ibadet hayatında böyle bir dönem gevşeme ve yeniden toparlanma diye bir durum söz konusu değil. Çünkü ayaklarının altı işe ne kadar namaz kılan bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ashabını bu konuda motive ediyor. Bu bir. Sonrasında peygamberimizin Ramazan'la baktığımız zaman efendimiz itina ile e, sahuru teşvik ediyor. Ve sahurda bereket vardır buyuruyor. Şimdi bugün arkadaşlarımızla konuşurken bir izah geçti. Bereket kelimesinin sondaki T t kelimesi vardır Arapçada. Bu yapım ekidir. Onu attığınız zaman bereke, 3 harf kalır bereke. Bu kelime aslında etimolojik bakımdan Türkçe'ye birikim şeklinde intikal etmiştir. Birikim kelimesinin sondaki im de yapım ekidir. Onu atarsanız bir de Türkçe'de sesli harfler, Sessiz harfleri okutmak içindir. Sesli harfleri de attığınızda geriye bereke kalır. Bu kelime İngilizce'de arabaların biriktiği yer anlamında pereke, park şeklinde geçmiştir hmm. ve e, birikim demektir aslında. Bereket demek birikim demektir. Sahur bir birikim sağlar. İki yönden biyolojik yönden sahur yaptığınız zaman öbür gün orucun biyolojiniz üzerinde sizin gündelik hayatınızı etkileyecek dozda olumsuz etki göstermesini engellemiş olursunuz. Bu açıdan bir birikimdir. Bir de sahurun ruh için, <laughs> insanın varlığı için bizim gerçekten tespit edemediğimiz pek çok manevi hasılası vardır. Etkisi vardır. Birikimi söz konusudur. Onun için ben kıymetli peygamberimizin hocam, hayatında sahuru kıymetli hocam. çok kıymetli görüyorum. Evet. Şu an insan sesinin daha doğrusu beşer aklının sustuğu bir an olacak. ...çünkü Kur'an tilaveti olacak... Eyvallah. ...Kıymetli Hocam... ...ondan sonra devam edeceğiz inşallah. İslam. Sevgili izleyiciler... ...Sahur Bereketi programımız devam ediyor... ...Yasin Pişkin Hocamla... ...sohbetimiz devam ediyor... ...sohbeti ben Kur'an tilaveti için... ...kesmiştim hocam... ...Ahmet Özyurt hocamızın... ...tilavetini dinlemiştik... ...Kıymetli Hocam sevgili Peygamber Efendimizin içinde bulunduğumuz vakit itibariyle sadece Efendimiz'e has bir e, ibadeti var. Yani bir rehber, bir önder insanlardan istediği şeyin bir fazlasını yapıyor. Yani beş vakit namazı allah Teala bize emretmiş ama Efendimiz altı vakit. Ona has kılınmak üzere bir de gece namazı var sevgili Peygamberimizin. Sanki Turi Sina'sıdır Efendimizin teheccüdü Hazreti Musa'yı Turi Sina'ya Çağırıyor Allah Teala Efendimiz'i de gece kalkmaya Huzura Sonra Kur'an okumaya Ve ibadete ramazan Şerif sevgili peygamber Efendimizin ahlakını mı Bize tanıtıyor Mesela imsak sahur vakti Efendimizin teheccüd vakti midir Sevgili peygamber Efendimizin sahuru nasıldı biraz da Efendimiz'i bu bahanelerle analım. Evet. Peki aslında Peygamber Efendimiz'in tabi sahura kalktığını, sahurda bereketin olduğunu, sahur yapın çünkü bu bizim orucumuzla diğer ümmetlerin orucunu birbirinden ayıran en önemli hususiyetlerden bir tanesidir dediğini biz biliyoruz. Peygamberimiz müminlerin sahuru bir yük olarak görmemesini, orayı es geçmemesini ifade ediyor bereket kavramıyla ifade ediyor. Orada bir de sanırım Peygamber Efendimizin biraz önce dediniz ya altıncı bir aslında bir vakti var Peygamber Efendimizin. Belki bu vakit bir hadiste buyuruyor ki li ma Allahi saatun benimle Allah arasında öyle bir an vardır ki la yesauni fihi melekun mukarrabun ve la nebiyyun murselun o esnada benimle Allah'ın arasında ne bir yakınlaştırılmış melek ne de gönderilmiş bir peygamber vardır. Belki peygamber efendimiz Allah Celle ve Hazretleri ile kurbiyetin ona yakınlığın zirvesini gecenin derununda adına teheccüd dediğimiz bir ibadet ile yaşıyor ve sahurda o vakitte kalktığımızda yani kalkıyorsunuz evet yemek yiyorsunuz gıda elde ediyorsunuz ve uykunuz kaçıyor sabah namazının vakti de girmiş değil. Ne yapalım? Burada Peygamberimizin Ramazan'da aslında hayatının tamamında ama bizim için Ramazan'da kendisiyle tanışmamıza imkan verdiği bir ibadet çıkıyor ortaya. Bu teheccüd namazı. Ben onun için hep sahur, sahura kalkmayla Efendimiz'e has kılınan, Peygamber Efendimiz'e uyan yakın ashabının da itinayla uyguladığı, tatbik ettiği teheccüd namazı arasında çok özel bir ilişkinin olduğunu düşünüyorum ve teheccüd namazı için Peygamberimiz bir defasında buyurdu ki, rekateh minel hayrun mine dunya ve bir insanın gece vakti kalkarak uykusunu bölerek kıldığı iki rekat namaz dünya ve içindekilerden daha kıymetlidir. Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için ben Peygamberimizin Ramazan'ın, Ramazana has olmamakla birlikte sahurun hemen akabinde e, onunla birlikte teheccüd namazını da kıldığını açık bir şekilde burada ifade etmemiz gerekiyor. Sonrasında Peygamber Efendimizin tabi ibadet hayatı gerçekten ibretamizdir. İşte onun ayaklarının altı şişene kadar namaz kıldığı meselesi izahtan varestedir ve burada da Efele ekunu abden şekura şükreden bir kul olma isteğini Peygamber Efendimiz ifade etmiştir. Ve oruç da bize aslında bir bakıma şükrü öğretir. Çünkü ibadetlerden ibadetler, oruç ibadeti aracılığıyla nimetlerden mahrumiyet bize nimeti, nimeti vereni ve nimetin veriliş amacını fark ettirir. Dolayısıyla teheccüd namazıyla orucun bize vermek istediği şükür duygusu arasında, şekur olma konusunda bir bağın olduğunu düşünüyorum ve Peygamber Efendimiz'in hayatında biz bunu görüyoruz. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela mescitle Peygamber Efendimiz'in ayrılmaz bir bağı var. Peygamber Efendimiz mescitle adeta etle tırnak gibi bizim aslında normal sair zamanlarımızın da mescitle yakın alakalı olması gerekiyor. Özellikle bu ilişkiyi Ramazan ayında yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Çünkü bir insanın aslında cennete uzaklığı mahalle mescidine uzaklığı kadardır. Bir insanın cennete yakınlığı mahalle mescidine yakınlığı kadardır. Onunla ilişkisi kadardır. Oraya gidip gelmesi kadardır. Çünkü gerçekten Peygamber Efendimiz cemaat olmaya, birlikte olmaya teşvik etmiştir ve bunu da Peygamber Efendimiz mescitte inşa etmiştir. Dolayısıyla bu Ramazan'da Peygamberimizin aslında hayatının tamamında tatbik ettiği ama bizim koptuğumuz bir sünnet olarak mescitlerle bağımızı yeniden kurmamız gerekiyor. Çünkü <laughs> Efendimiz hiçbir gölgenin olmadığı bir günde arşın altında gölgelenecek 7 grup insanı sayarken bir tanesini de ''Raculun kalbuhu muallakun bil mescid'' diye ifade ediyor. Yani gönlü mescitte takılı olan ve bir namazı kıldığında bir sonraki namaz için e, mescide gitme konusunda zaman bekleyen, vakit gözetleyen insan diye tanımlıyor. Onun için mescitlerle bağımızı da bu Ramazan ayında kurmamız peygamberimizin Ramazan'ı geçirmesiyle ilgili bir inceliği, bir hikmeti de ifade ediyor. Hocam... E... Bir hadis-i şerif okudum, yani biraz da pekiştirmek için müsaade ederseniz. Bir hadis-i şerif okudum, sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her gün bir insan eklemleri adedince tasadukta bulunması lazım, sadaka vermesi lazım. Ben hemen araştırdım yani, Eklemine bir insanın kaç tane eklemi vardır diye, 360 eklememiz varmış. Yani günde 360 sadaka vermemiz lazım. 1 liradan düşünsen 360 lira. Bu yani herkesin yapabileceği bir şey değil yani şeye vurduğumuz zaman. Ne yapmamız lazım? Çünkü bir bedel ödeyerek dünyaya gelmediğimiz için Allah Teala'nın hepsi ihsanı ve bu ihsana karşı da bir ücret verilmesi gerekti. 4-5 gün böyle düşündüm ne yapılabilir diye. 4-5 gün sonra bir başka hadis-i şerifle karşılaştım. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir insan e, mescide giderken atmış olduğu her adım bir sadaka hükmündedir. Bizim küçük e, mahallenin küçük camii, evden çıkıp adımlarımı saydım. Attığım her, her adım, baktım 480 adım ediyor. Gidiş dönüş, iyi dedim. En azından bir vakti ben camide kılsam, eklemlerim adedince vermem gereken tasadduku, Allah Teala böylelikle ihsan etmiş olacak. Bir vakit yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında eğer mescide gelmemiş birisi varsa ya bu insan ölmüştür ya da çok ağır bir hastadır. Onu hatta arkadaşlarını gönderiyor ki gidin bir bakın kardeşinizin durumu nedir diye. Biz mescitleri özür diliyorum. Biz mescitleri Evi olmayan ve oradan geçen insanlar namaz kılması gerekiyorsa, girip namazını kılsın e, diye yapılmış e, manası bu diye algılıyoruz. Halbuki beş vakti de cemaatle ve mescitte, bize en yakın mescit, sorumlu olduğumuz mescit. Orada kılmamız gerekiyor. Belki Ramazan-ı Şerif'te böyle yavaş yavaş... E, diğer 11 ayda nasıl yaşamamız gerektiğini Ramazan-ı Şerif bize öğretecek inşallah. Aslında hem mescitle hem Kur'an-ı Kerimle, hem Peygamber Efendimizle, hem birbirimizin arasındaki Kur'an-ı Kerim dediniz bundan... Cebrail Aleyhisselam'ın gelişi de var değil mi Ramazan-ı evet. Şerif'te? Yani Ramazan Peygamberimizin Ramazan'ında bu arz ve mukabele dediğimiz Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Efendimizin arasındaki Kur'an okuma ve ona mukabelede bulunma ilişkisinin de olduğunu görüyoruz. Çünkü Cebrail Aleyhisselam Ramazan aylarında Peygamber Efendimiz'e geliyor. Kah Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kıraat ediyor. Cebrail Aleyhisselam dinliyor. Kah Cebrail Aleyhisselam okuyor. Peygamber Efendimiz ona mukabelede bulunuyor. ve Bu şekilde de bugün yaptığımız arz ve mukabelenin aslında kökeni de, tarihi kökeni de oraya dayanıyor. Şimdi bu tabi... Peygamberimizle Kur'an-ı Kerim arasındaki ilişkiyi bugün yeniden nasıl tesis edebiliriz sorusunu da gündeme getiriyor. Kur'anla aramızdaki Kur'an aslında kelime anlamı itibariyle kıraat kökünden geliyor ve bir e, mastardır. Okumak manasını ifade ediyor ama Arapçada mastarlar e, isim-i mef'ul manasını da içeriyor. Yani okunan, çokça okunan e, kitap manasında içeriyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla Müslümanla aslında Kur'an arasındaki ilişki bir kıraat ilişkisidir ama bu kıraat biraz önce salavat kavramını izah ederken ifade ettiğim gibi insan açısından dört seviyede gerçekleşiyor. Dilin kıraati söz konusudur ki Peygamberimiz bunu adeta Allah'la konuşmak gibi ifade ediyor. Yani bir insanın Kur'an-ı Kerim'i okuması adeta onun Allah'la konuşmasıdır ve bu insanın kalbinde, gönlünde, tasaların, sıkıntıların, travmaların giderilmesi konusunda bugün belki sınırlarını tam olarak tespit edemediğimiz pek çok imkanı beraberinde getirir. Kur'an-ı Kerim'i çokça okumamız gerekiyor. Bu bir. Fakat Kur'an'ın sadece dil ile okunması orada kalmaması gereken bir mevzudur. Aklın Kur'an'ı okuması dediğimiz bir mevzu vardır ki bu da tefekkür olarak ifade ediliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i ben incelediğim zaman bir doktora çalışması yapmıştım. Kur'an'a göre akıl ve akılcılığın Kur'an tefsirine etkisi bağlamında orada Kur'an'da tefekkür ile ilgili ayetleri incelediğimde 500 küsür, takriben 600 civarında akla ve düşünmeye atıf yapan ayetlerin olduğunu görmüştüm. Bu da kaba bir hesapla şu manayı ifade ediyor. Aslında 6236 ayet olduğunu düşündüğümüzde adeta 10 ayette bir Allah düşünün, tefekkür edin, aklınızı kullanın buyuruyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'ın düşünce için koordinat olarak gösterdiği alanları tefekkür etmek, düşünmek Kur'an aslında farklı bir düzlemde, farklı bir varoluş seviyesinde okunmasını ifade ediyor. Bu aklın Kur'an'ı kıraatidir ki tefekkürdür. Fakat biz Kur'an'ı okuduğumuz zaman bir şey daha görüyoruz. Kur'an sadece düşüncelerimize ve aklımıza hitap etmiyor. Aynı zamanda kalbimize ve duygularımıza hitap ediyor ve bize bir takım duygular yüklüyor. Mesela korkutuyor Kur'an-ı Kerim. Mesela ümitlendiriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir takım e, izahlardan anlıyoruz ki tehditler var ahiret alemine dair korkutmalar söz konusu, ümit verme söz konusu. Kur'an-ı Kerim bize bir duygu yüklüyor, hüzün veriyor, sevindiriyor mesela. Biz Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde kalbimizle de okuduğumuz zaman yani Efendimizin okuduğunda ağladığı ayetler var ağladığı sureler var. Bunları okuyup bir dert yüklenmemiz gerekiyor. Bu duygu dünyası da Kur'an-ı Kerim'le aslında temasımızda bir köprü vazifesi görüyor. Bir de eylemlerin, uzuvların, davranışların Kur'an-ı Kerim'i okuması söz konusu ki bu da Allah'ın emirlerini uygulamak, tatbik etmek ve yasaklarından kaçınmak şeklinde ifade edebiliriz. Bir hadise Peygamberimiz buyuruyor ki, İkra'il Kur'an'a mânehek fe inlem yenhek takra uhu, Allah'ın bir emrini okuduğunda bunu gerçekleştiriyorsan bir yasağını okuduğunda o haramdan uzak duruyorsan sen Kur'an okuyorsun demektir buyuruyor peygamberimiz. Ama sen Allah'ın bir ayetini okuduğunda yasak ifade eden bir ayeti okuduğunda o haramı işliyor isen feleste uhu, sen Kur'an okumuyorsun buyuruyor peygamber efendimiz. Dolayısıyla Kur'an'ın bu dört düzlem üzerinden okunması... Yani namazın insanı kötülüklerden alıkoyması gibi Kur'an-ı Azimüşşan'ın da insanı kötülüklerden alıkoyması gerekiyor. Gibi Gerçek manada okunması... Sosyet söz konusu ve insana takvayı kazandırıyor. Yani insan aslında Kur'an'ı takva örgüsü içerisinde okuması gerekiyor. Allah'ın emirlerine uyarak ve yasaklarından kaçınarak Kur'an'ı okumak dediğimiz şey, eylemini hayat safları içerisinde tamamlayan bir hadise bu şekilde okunması gerekiyor. Peygamberimizin Kur'anla ilişkisini Ramazan ayında biz aslında bu bağlamda değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Ramazan Peygamber Efendimizin rahle-i tedrisatında da bir Kur'an ayı, Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Efendimizin teması gibi bizim de Kur'anla temasımızı bu ay içerisinde güncellememiz ve güçlendirmemiz gerekiyor. Bir de Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam sıkça geldiği için Ramazan ayında Efendimiz de böyle rahmet yüklü bulutları bereket yüklü bulutları getiren bir rüzgar bir meltem gibi peygamber efendimizin cömert bir şekilde infak ettiğini ve önceki zamanlarda da infak ederken Ramazan'da daha fazla infak ettiğini görüyoruz adeta verimli bulutları sürükleyen bir rüzgar gibi oluyor peygamber efendimiz. Hazreti Abbas Aleyhis, Hazreti Abbas radıyallahu anh o da e, deniz dalgalarına benzetiyor böyle o deniz ürünlerini getiren büyük dalgalar gibi e, Ramazan Şerif'te efendimiz infak e, infak ediyor. Hocam e, düşünmeyle alakalı Kur'an-ı Kerim'in bize e, kendi uygulamasıyla da zaten düşündürtüyor. Bir örnek vereceğim. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ömrünün 950 yıl olduğu Kur'an'da yazmaz. Bin yıldan 50 yıl eksik der Allah Teala. Oysa 950 diyebilirdi. yılda diyebilirdi. Fakat o o işlemi bizim yapmamızı Allah Teala murad etmiş. Evet. Yani e, aklı çalıştırma. gerçek bir işlem ortaya koymak. Evet. Mesela aslında steteskopu insanın bizatihi kendisinin üzerine koyarak Kur'an-ı Kerim önce insanın kendi varlığı üzerinde düşünmesini emrediyor. Çok enteresan. Evelem yetefekkeru fi enfusihim buyuruyor Allah. İnsanlar kendi varlıkları üzerinde hiç düşünmüyorlar mı? Baksanıza yok iken var olduk. Madumdan mevcuda, ademden vücuda, yokluktan varlığa çıktık. Bir şeyin meydana gelebilmesi için bir sebep lazım. Bu gözü, bu kaşı, bu eli, bu vücudu, bu varlığı ben yapmadığıma göre kim yaptı? Bunun kaynağının araştırılmasını, bunun üzerinde tefekkür edilmesini istiyor Kur'an-ı Kerim. Ve mesela ''Felyemduril insanu min mehulik'' buyuruyor. İnsan Neyden yaratıldığına dönsün bir baksın. Bir bakmaz mı? Hulika Allah insanı daha doğrusu insan atılmış bir sudan yaratıldı. Yahrucu min beyni sulbi ve teraib. İnsanın böyle omurga kemikleriyle kaburga kemikleri arasından çıkan bir sudan yarattı Allah insanı. Baksanıza küçücük bir damladan yolda gördüğünüzde çok hasis ve basit gördüğünüz bir sudan bakmak istemeyeceğiniz, üzerine bile basmaktan imtina edeceğiniz Basit bir sudan Allah insanı evre evre, hale hale, halka halka nasıl düşünen, idrak eden, muhakeme eden bir varlık haline getirdi. İnsan bunun üzerinde düşündüğü an Allah'ı kendisine şah damarından bile daha yakın bir noktada bulur. Kendini bildiği an Rabbini bilir. Bu fıtri olarak insanda cevabını doğrudan bulan bir sorudur aslında. Onun için Kur'an'la ilişkimizi evet yani rahat önemli. Kendini bilmek demek burada kendi arziyetini küçüklüğünü gördüğü zaman Allah Teala'nın büyüklüğünü idrak ediyor. Aslında edeyim. şöyle ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de beş tür ayetten bahsedilir. Ayet çeşidinden bahsedilir. Bunlardan bir tanesi de enfüsi ayetlerdir. Yani insan aslında leba leb. Ayet dolu bir kitap gibidir yani. Ee, i̇nsanın biyolojik yapısı tepeden tırnağa ayettir. Bugün mesela moleküler biyolojiyle, genetik ilmiyle insanda nasıl bir kodlamanın, nasıl bir yazılımın olduğunu, insanın biyolojik işleyişinin bile ne kadar ince ölçü ve esaslar üzerinden gerçekleştiğini açık bir şekilde görebiliyoruz. Bir de insanın maddesinin ötesinde bir manası var. İnsanın ruhi bir takım kabiliyetleri var. İnsanın mesela aklı var, nefsi var feraseti var, iradesi var, basireti var, kalbi var, duyguları var, düşünce sistemi var. Bunları kim koydu? Bunların sahibi kim? İnsan bunların üzerinde tefekkür ettiğinde yani e, mantığın dört temel kuralı vardır. Özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı ve yeter sebep ilkesi. Yeter sebep ilkesi şudur. Bir sanat var ise bir sanatkar olmalı. Bir eser var ise bir müessir olmalı bir yazı var ise bir yazan bir katip olmalı. Bir mektup var ise bir katip olmalı. Ben bir mahlukum. Var olan, şu anda var olan bir varlığım ama yok iken var oldum. Benim var edeceğim kim? Bu soruyu sordurdu, sordurduğunda Kur'an-ı Kerim insana bu mükemmel varlığı, biyolojik yapıyı, ruhi yapıyı ortaya çıkartacak düzeyde ve güçte bir ilim, irade ve kudret arıyor. Ve onun bu madde aleminde herhangi bir varlık olamayacağını, madde üstü, varlık üstü bir varlık olacağını idrak ediyor. Ve bununla birlikte Kur'an'ın aslında kulluğun özüne nüfuz etmiş oluyor. Onun için Kur'an üzerinde düşünerek, Kur'an üzerinde hissederek ve elde ettiğimiz bilgileri hayat saflarının içerisinde ameli salihe ve ahlak hamideye, güzel ahlaka dönüştürerek Kur'an'la ilişkimizi yeniden onarmamız gerekiyor ki Peygamber Efendimiz'in en büyük eylemi budur. Şimdi mesela Kur'an peygamberimizin en büyük mucizesidir deriz. Bu doğrudur ama eksiktir. Madalyonun diğer, diğer yüzü şudur. Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesi de peygamberimizin ahlakıdır, hayatıdır, şahsiyetidir. Dolayısıyla bu pencereden de bakmamız Tabii, gerekiyor. Tabii e, Veysel Karani Hazretlerinin de o ben e, acıkıyorum, marzukum, rızka ihtiyacım var Demek ki bana rızık veren birisi var diyor. Sen rezzaksın. Ben acıktığıma göre kendisinden dediğiniz gibi Allah Teala yönelme. Kıymetli hocam Kur'an-ı Kerim'de 500'e yakın ayet kelime de düşünme, akletme ile alakalı araştırmanızdan o şey tezinizden bahsetmiştiniz. Şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir çalışma, muhteşem bir eser ortaya koymuş sevgili izleyiciler.